Fransız tarihinde ünlü bir davadır. 1894 yılında Fransa'nın askeri sırlarını Almanlara satmakla suçlanan Yüzbaşı Alfred Dreyfus'un davası sadece Fransa'da değil, aynı zamanda bütün dünyada yankılar uyandırmıştır. Dava bittikten sonra da yıllarca bu casusluk olayının dedikodusu sürüp gitmiştir. Almanların Paris'teki askeri ateşesi binbaşı Max von Schwarzkopf'e gönderilen bir mektup üzerine Yüzbaşı Dreyfus vatana ihanet suçundan askeri mahkemeye verilmişti. Alman askeri ateşesine gelen mektupta Fransızların gizli askeri planlarının özeti yazılıydı. Dreyfus'un el yazısıyla bu mektuptaki yazı birbirine uyduğu için yüzbaşının suçlu olduğu tahmin edilmişti. Mahkemede Dreyfus masum olduğunu iddia ettiyse de kimse onu dinlemiyordu. Sanık mahkum oldu. Dreyfus'un suçlu görülmesinin bir sebebi de bir Musevi ailesinin çocuğu olmasıydı. Ondan sonra 2 yıl kadar Dreyfus davası unutuldu. 1896'da Fransız Gizli Polis Teşkilatı'nın başında yer alan Picquart, bahsi geçen mektubu Dreyfus'un yazmadığını, asıl yazan şahsın Binbaşı Ferdinand Esterhazy olduğunu ileri sürdü. Fakat Dreyfus aleyhtarları polis şefini çabuk susturdular. Bir yıl sonra Dreyfus'un erkek kardeşi Mathieu meseleyi yeniden canlandırdı ve davanın yeniden görülebilmesi için çalışmaya başladı. Artık bütün Fransa Dreyfus davası ile ilgileniyordu. İşe parti çekişmeleri de karıştı. Sosyalistlerle cumhuriyetçiler Dreyfus'un tarafını tutuyorlardı. Muhafazakarlar ise Dreyfus'un suçlu olduğuna inanıyor ve iddia ediyorlardı. Bu arada binbaşı Esterhazy de askeri mahkemeye verildi. Mahkeme sonunda suçsuz bulundu ve serbest bırakıldı. O sıralarda ünlü Fransız yazarı Emile Zola "İtham Ediyorum" isimli bir yazı yayımlayarak Dreyfus'un savunmasını yapınca mahkemeye verildi ve hapse mahkum edildi. Clemenceau Rousseau, Anatole France, Joseph Richet ve Charles Pigou gibi yazarlar da Dreyfus'un tarafını tutmaya başladıkları için aksi kanaatte olanlar yavaş yavaş nüfuslarını kaybediyorlardı. 1898'de bir intihar olayı Dreyfus'un suçsuz olma ihtimalini güçlendirdi. Binbaşı Esterhazy'yi kurtarmak için suçu yüzbaşı Dreyfus'un üstüne atan binbaşı Henry kendini öldürmüştü. Artık Dreyfus'un suçsuz olduğunda kimsenin şüphesi kalmamıştı. Dreyfus yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Hiç beklenmediği halde yine suçlu ilan edildi. Yalnız bu defa hapis cezası azaltılmıştı. Dreyfus'u affettiği halde davanın dedikodusunu sona ermedi. Nihayet 1906'da Dreyfus yüksek mahkemede beraat etti. Orduya dönmesine de izin verildi. Hem de yüzbaşı rütbesiyle devam edecekti. Dreyfus'a aynı zamanda Legion d'honneur nişanı verildi. Dreyfus 1. Dünya Savaşı sürerken general oldu. 1930'da Alman askeri ateşesi Schwarzkopf'un anıları yayınlanınca Dreyfus'un suçsuzluğu bir kere daha ortaya çıkmış oldu. Bu olay Fransa'da kilise ile devletin birbirinden ayrılmasını kolaylaştırması bakımından da ayrıca bir önem taşır. Şeytan Adası'na sürgüne gönderilen Dreyfus'un hayatını birçok yazar konu olarak ele almıştır. Bu konuya dair birçok film de çevrilmiştir.